İç sesinizi değiştirmek için 5 taktik. Bir işe başlamak üzeresiniz ama etrafınızda motivasyonunuzu bozan birçok sebep var. O sebeplerden birisi de başarısız olacağınızı söyleyip duran bir ses, iç sesiniz. Bu videoda sizlere iç sesinizi değiştirmek için bazı ipuçlarından bahsedeceğiz. 1. Kendinize hakaret etmeyin. Herhangi bir işte başarısız olduğunuzda, "Ben başarısız bir insanım" demek kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Örneğin işinizi kaybettiğinizde, "İşimi kaybettim ancak bu deneyimi yeni bir iş bulmak ve o işte tutunmak için kullanabilirim" gibi olumlu bir yorumda bulunun. Bilgi ve tecrübe eksikliğinizi telafi ederek daha önce başarısız olduğunuz konuyu tekrar deneyin. Olumlu sonuçlar alma ihtimaliniz yükselecektir. 2. Olumsuz düşüncelerden uzak durun. Her durumda olumsuz düşünceye kapılmak en kolay yoldur. Olumsuz düşünceler size olumlu sonuçlar vermeyecektir. Çünkü yapmanız gereken işleri doğru şekilde yapmanıza engel olur. Bu sizi başarısız kılar. Bu sebeple olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzak durun. Sizi motive eden şeylere odaklanın. 3. Başarısızlıklarınızı unutmak istiyorsanız düşünmeyin. Hayatınızı sorgularken sadece olumsuzluklara odaklanmak kötü bir alışkanlıktır. Kötü olaylar üzerinde sürekli düşünmek, bu olayları olduğundan çok daha önemli gösterir. Böylece unutmak istediğiniz anılarınızı sürekli hatırlayarak bu anılardan kurtulamazsınız. Zihninize olumsuz düşünceler geldiğinde zihin oyalayan işlerle ilgilenin. Örneğin bulmaca çözün ya da örgü örün. 4. İç sesinizi yeniden şekillendirin. Kendiniz hakkında olumsuz düşüncelere kapıldığınızı fark ettiğinizde önce bu hislerinizi kabul edin. Sonra bu hislerin kaynağını tespit edin. Ardından bu düşüncenizi daha olumlu bir açıklama tarzıyla değiştirin. Örneğin, atmanız gereken bir e-postayı unuttuysanız, kendinizi "Ne aptalım, bu maili atmayı nasıl unuturum?" diye hayıflanırken bulabilirsiniz. Öncelikle kendinizi durdurun ve şöyle düşünün. "Şu anda aptal hissediyorum çünkü e-postayı göndermeyi unuttum. Küçükken yapmam gereken bir şeyi unuttuğum zaman annem aptal olduğumu söylerdi. Şu an kafamda dönen sözler onun sözleri, benim sözlerim değil" deyin ve sonra şöyle düşünün. "Ben başarılı bir çalışanım. Sadece insani bir hata yaptım. Bundan sonra bir şeyi unutmamak için bir yerlere hatırlatıcı bir not yazacağım. Şimdilikse e-postayı yollayıp daha önce yollamadığım için özür dilemeliyim." 5. Mükemmelliyetçilikten kaçının. Bazı insanlar mükemmel bir iş yapmadıklarında bunu kabullenmekte zorluk çekerler. Eğer siz de bunu yaşıyorsanız şu 3 basit adımı uygulayın. 1. Şu anki düşünce akışınızı durdurun. 2. Yapmanız gereken işlere odaklanın ve çaba gösterin. 3. Çabanızı istikrarlı bir şekilde sürdürün. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın.